Zamanı geriye saralım. Sizden, benden, insanlıktan, dünyadan, güneşten, yıldızlardan, galaksilerden, galaksi kümelerinden ve aklınıza gelebilecek diğer her şeyden, en ufak elektrondan, en karmaşık atoma veya sisteme kadar her şeyden önce büyük patlama vardı. İnsanlar büyük patlamayı düşünürken genellikle bir başlangıç noktası, hani evren içerisinde yaşanmış bir olay gibi düşünüyorlar. Büyük patlama evren içerisindeki herhangi bir noktadan başlamadı. Zaten evren dediğimiz zaman ve mekanın, yani uzay zaman dokusunun kendisi büyük patlamayla başladı. Yani büyük patlama teknik olarak evren içerisindeki her noktada aynı anda başladı. Ama tabii bunu bu şekilde anlattığımızda insanın aklına ister istemez yine de zaman ve mekanla ilgili sorular geliyor. Büyük patlama neyin içerisinde yaşandı? Tamam, evrenin içerisinde yaşanmadı ama o büyük patlamanın dışında ne vardı? Bununla ilgili olarak neden hiçlik yerine bir şeyler var konulu bir videomuz var. Onu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Orada birçok farklı olasılığa değiniyoruz. Ancak bir diğer soru bu konuyla ilgili olarak büyük patlamadan önce ne vardı sorusu. Yani mekansal olarak konuyu ele aldığımız bir video var ama büyük patlamanın zamansal olarak öncesinde ne olduğunu daha konuşmadık bu kanalda. Burada birazcık bahsetmek istiyorum. Birçok fizikçiye eğer bu soruyu soracak olursanız alacağınız cevap bu sorunun doğru bir soru olmadığı yönünde olacak. Çünkü bu birazcık kuzey kutbunun kuzeyinde ne var diye sormak gibi. Tanım gereği kuzey kutbu zaten güneyindeki her şeyin kuzeyinde kalan nokta olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla kuzey kutbundan daha kuzeye gidemiyorsunuz. Aynı şekilde zaman ve mekan büyük patlamayla birlikte başladığı için büyük patlamadan önce sorusu zamanın büyük patlamanın dışında da var olan bir yasa olduğunu iddia ediyor. Bu konuda bir bilgimiz olmadığı için, daha doğrusu zamanın büyük patlamayla başladığını düşündüğümüz için büyük patlamadan öncesine dair soru da muğlak kalıyor veya yanlış bir soru oluyor. Tabii bütün fizikçiler bunu geçerli bir cevap olarak görmüyorlar. Çünkü bazı fizikçilere göre ve felsefecilere göre doğa kanunu dediğimiz şeyler evrenle sınırlı olan şeyler olmayabilir. Evrenin üstünde, evrenin dışında olan şeyler olabilir. Eğer durum buysa bizim evrenimiz haricinde de işleyen yasalar olması çok olası. Hatta birçok fizikçiye göre bizim evrenimiz var olabilecek ve hatta belki de var olan birçok evrenden sadece bir tanesi. Buna çoklu evrenler teorisi deniyor ve günümüzde bu teori üzerine çalışan birçok fizikçi bulmak da mümkün. Ama tabii ki şu anda bu teoriye yönelik doğrudan deneyler geliştiremiyoruz çünkü evrenimizin sınırlarıyla ilgili bilgilerimiz bile şu anda çok kısıtlı. Kaldı ki evrenin sınırlarının dışında başka evrenler var mı? Oradaki fizik yasaları nasıl çalışıyor? Evren üstü bir mekanizma, mesela bir membran ya da evrenleri bünyesinde barındıran başka bir üst mekanizma nasıl bir şey? Neye benziyor? Yeni evrenler nasıl oluşuyor ve nasıl yok oluyor? Bu ve bunun gibi sorular henüz bilimin ulaştığı noktanın çok çok ötesinde olan sorular. Ama tabii ki bu fizikçilerin bu konu üzerinde kafa yormasına veya matematikle belli başlı sonuçlar çıkarmaya çalışmalarına engel olmuyor elbette. Bunlardan bir tanesi evrenin tamamının evren içerisinde gördüğümüz kara delik benzeri bir cisim olabileceğiyle ilgili. Bu oldukça kışkırtıcı bir fikir. Hatta eminim bu videoyu izleyenlerin birçoklarının aklına gelmiştir bu soru. Acaba evrenin kendisi bir kara delik olabilir mi? Veya kara deliklerin içerisinde başka evrenler olabilir mi? Veya kara delikler farklı evrenlere açılan kapılar tarzı bir şey olabilir mi? Zaten bunların her biri üzerinde fizikçiler uzunca bir süredir kafa yoruyorlar. Ben bu videoda sadece evrenin bir kara delik olabilme ihtimali üzerine durmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten çok ilginç bir düşünce. Şöyle düşünün, evrenin başlangıç noktası olan büyük patlamanın 13.82 milyar yıl önce yaşandığını biliyoruz. Eğer olabildiğince uzağa bakacak olursak evrende, 13.82 milyar yıl uzaktaki cisimlerden gözümüze ulaşan, teleskoplarımıza ulaşan ışık, evrenin başlangıcında oluşan ışık. Tabii ondan kısa bir süre sonra aslında, ışık hemen oluşmuyor çünkü. Evrenin ilk evrelerinde ışık serbestçe yol alamıyor. Son derece opak bir yapıdan söz ediyoruz ama şimdilik bunu bir kenara bırakıyorum. Asıl nokta şu: eğer ki bunu geriye doğru takip edecek olursanız, Einstein'ın görelilik kuramından doğan matematiğin ortaya koyduğu şey, büyük patlama anının
bir tekillik olması. Tekillik ne demek? Olabildiğince küçük bir nokta hayal edin ama bir nokta. Herhangi bir geometrik boyutu bile yok ve onun içerisinde sonsuz yoğunluk var. Yani aklınıza gelebilecek evren içerisindeki her madde o nokta içerisinde birikmiş halde. Böyle düşünün ve buna tekillik diyoruz. Ancak böylesine sonsuz küçüklükte bir nokta içerisine sığan sonsuz yoğunluk açıkçası fizikçileri oldukça rahatsız eden bir fikir. Çünkü evrenin hiçbir yerinde sonsuzluk dediğimiz kavrama rastlamıyoruz. Sonsuzluk son derece matematiksel bir kavram. Bunun fizikte doğrudan bir karşılığı bulunmuyor. Hatta sonsuz dediğimiz şey aslında bir sayı bile değil, bir kavram. Sayarak sonsuza ulaşamıyorsunuz sonsuz sayısına ama çok uzun bir sayı hayal edin. Trilyonlarca, katrilyonlarca basamağı olsun. Sonlu bir sayı olduğu için 1, 2, 3, 4 diye sayarak en nihayetinde o sayıya ulaşabilirsiniz. Ama sonsuza ulaşamıyorsunuz ve bu büyük patlamanın o ilk anı ile ilgili bazı soru işaretlerini doğuruyor. Aynı şey işte kara deliklerde de var. Kara delikler o kadar büyük kütleli cisimler ki etraflarındaki uzay zaman dokusunu adeta sonsuza kadar büküyorlar. Ve şu ana kadar kara deliklerin içerisinde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü tıpkı büyük patlama anı gibi kara deliklerin içerisinde de görelilik teorisinin ortaya koyduğu matematik bozulmaya başlıyor. Yani bu şekilde tekillikler sunuyor mesela. İşte bu ikisi arasındaki benzerliklere bakan bilim insanları acaba evrenin kendisi bir kara delik olabilir mi sorusunu soruyorlar ve bunu geliştiriyorlar. Geliştirdikleri teori şu: aslında kara deliklerin merkezinde de olduğu gibi evrenin başlangıcında da bir tekillik olmayabilir deniyor. Ne olabilir bunun yerine? Madde yine çok küçük bir noktaya sıkıştırılmış halde ama bu nokta sonsuz küçüklükte değil. Belirli bir boyutu var ve bu boyutunu ona kazandıran şey tıpkı kendi etrafında çok hızlı bir şekilde neredeyse ışık hızında dönen kara deliklerin yaptığı gibi evrenin de ilk anlarda kendi etrafında çok hızlı bir şekilde dönmesi nedeniyle oluşan o bükülme kuvveti. Bu bükülme kuvveti o kütlenin kendi üzerine çökme eğilimini dengelemiş olabilir ve bu adeta bir tohum gibi düşünülebilir. Yani ufacık bir nesne içerisine bir dolu bilgi sıkıştırılmış halde ve bu bir anda, beklenmedik bir anda patlayarak, ki ona işte büyük patlama diyor olabiliriz, patlayarak etrafa içindeki malzemeyi saçmış olabilir ve tıpkı bir ağacın büyümesi gibi evrenimiz de o tohumdan başlayarak büyümüş olabilir. Bu konu üzerine kafa yoran fizikçiler buna büyük patlama demiyorlar da büyük sıçrama adını veriyorlar. Çok benzer bir terim ama büyük patlamada tekillik olduğu, büyük sıçramada ise tekillik olmadığı için böyle bir kelime ayrımına gitmeyi tercih ediyorlar. Eğer ki bu teori doğruysa, bizimkisi gibi birçok evren bu küçük tohum benzeri yapıdan başlayarak etrafa yayılmış olabilir ve her biri aslında kara deliklerde gördüğümüz mekanizmalarla izah edilebilecek bir başlangıca sahip olabilir. Ve benzer şekilde evren içerisindeki kara deliklerde bu tür bir tohumla bizim evrenimizin etkileşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir fiziksel olgu olabilir. Tabii gördüğünüz gibi bu açıklamada olabilir, şöyledir belki gibi birçok hipotetik anlatım var. Çünkü unutmayın, en nihayetinde bunlar belirli denklemlerin belirli şekillerde çözülmesi sonucunda elde ettiğimiz matematiksel sonuçlara dayanıyor. Bu öyle bir fizikçinin oturduğu yerden uydurması değil. Gerçekten matematiksel denklemlerle bu tür sonuçlara varmamız mümkün eldeki fiziği kullanarak. Ama unutmayın ki bunu da daha önce bu kanalda tartışmıştık. Bir teori belirli matematiksel sonuçlar, ürünler üretiyor olması o matematiğin gerçek hayatta illa karşılığı olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok kritik bir nokta teorilerle ilgili anlaşılması gereken. Bu yüzden zaten teorik fizikçilerin bulguları genellikle ancak deneysel yollarla belirli veriler elde edildikten sonra test edilebiliyor. Peki bizim evrenimizin başlangıcının bir tohumdan mı yoksa bir büyük patlamayla mı başladığını nasıl test edebiliriz? Elbette bu çok zor bir şey. Ama bilim insanları evrende bunun izlerini arayarak, örneğin mesela bizim evrenimiz dışında başka evrenler varsa bu iki evrenin birbirine temas ettiği noktalarda ne tür fiziksel olaylar yaşanabileceğini matematiksel olarak izah etmeye çalışıp sonra teleskoplarla bunların izlerini arayarak bu çok uçuk gelen teorilerin fiziksel karşılıklarının olup olmadığını inceleyebiliyorlar. Henüz bu tohum teorisiyle ilgili ya da büyük sıçrama teorisiyle ilgili çok ciddi bir kanıt bulunmuyor ama ola ki aklınıza geldiyse ya bizim evrenimiz bir kara delik olabilir mi acaba sorusu. En azından bir bilginiz, bir fikriniz olabilsin istedim. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.